Meselemize dönelim. Bizim burada mirasla ilgili belirli kişi ve esnafları tayin ettik. Bizim de kabul ettiğimiz, onların da kabul ettiği. Hocalar olarak da icazetli, fetva verdiğimiz yetkili hocalarımız da onları da kabul etti. Biz de kabul ettik iyi zamanlarda. Sonra tabii ki hesaba gelmeyince yalancılıklarla şeylerle suçlanmaya başlandı. Benim için çok önemli değildir. Onun için böyle gideceğimiz şey, burada ben dün de söyledim, mirasta taraf, bu dergahlarda, vakıflarda, camilerde, külliyelerde, aşhanelerde, yurtlarda, oyalarla ilgili işletmelerde hiçbirisinde taraftar değil, taraf değil. Her ilin kendi bünyesinde, her dergahın kişileri belli, 100 kişi, 50 kişi neyse, bunların muazzalı olan yerlerle birebir görüşülecek. Gelip Mala Mezir'in yanına, Süleyman Abdurrahman'ın yanına orada getirecekler, o bilgileri verecekler, onlar beraber o kadarı verecekler. Ben girmeyeceğim bu kadarı. Şu anda iki yer var. Bu ikisi de çözüldü ama zaten mesele bir çözüldü. Biraz aslında benim gözümde çözülmüş, yani çözülmeyecek. Çok önemli değil benim için. Burada bir Kastik medresesi vardır. Ben onu kabul ettim. Kastik'e mahsus eden bana Abdurrahman'ın hakemliğini, her şeyini kabul ettim. Kabul ettiğim halde, yok hepsi olmazsa kabul etmiyoruz ve İstanbul'da hocaları çağırdım ve o heyeti dinlemeden feshetti. İlk önce Kastik'in statüsü belli olsun. İsimle, Kastik'lerle konuşurlar, Sofya'yla konuşurlar, miras mı, medrese mi? İkincisi bu konuda da mahkemelik olacaklar, hukuk mahkemeler başvuracaklar için. İkincisi, Ankara'daki Yuvacık Külliyesi. Külliye diyorum ama ben samimi söylüyorum, ben oradan miras buluyorum. Ama duydum ki miras dedi. Oranın o zaman vakıf başkanını çağırdı. Burası miras mı değil mi dedi, yok miras dedi. Biz külliye olarak burayı inşa ettik. Ondan sonra, bu meseleden sonra haber aldım ben. Burada iki tane sofinin üzerinde isimler çok önemli değil çünkü şahıslar ön plana çıkılmayacaktı yani. Kalkmışlar, Seyyid Masum ve Seyyid Mehmet Emin'in üzerine devretmişler, satışını yapmışlar, nasıl yapmışlar şeyi. Orada dava açtılar. Madem ki şerdi bir şeyle çözüm istiyorlarsa, istenmiyorsa ki istenilmesi lazım, bize yakışan odur. O zaman bana Nezir'e riyasetinde ben onu söylüyorum, Selam Allah'ını yormak istemiyorum. Yani yaş hasretiyle Seyyid'in bana nezide onu onda yormak istemiyorum ama onlar geldiler bu işin içine girdiler. Madem ki girdiniz, kendi iradenizle girdiniz yani benim irademin dışında girdiler. O zaman buyurun gelin bu işleri çözmeye başlayalım. Allah hafızlar razı olsun. Benim için bir şey diyeceğim bu kadar. Allah peşinde gitmemiz lazım. Bu din-i İslamiyet hakikat istiyor. Hakikatin içten çıkardığı an hepimiz zarar ederiz. Biz Allah Azim Şan'ın Kur'an'ına iman getirmişiz. Biz Allah Azim Şan'a iman getirmişiz. Şeriat, Kur'an'ın hükmü demek. Kur'an-ı Kerim de Allah Azim Şan'ın kelamıdır. Eğer şeriatten kim kaçarsa Allah Azim Şan'dan kaçmış olur. Onun için çok tehlikeli bir iştir. Hiçbirimiz
Hiç kimse de ondan kaçamaz, ondan uzaklaşamaz. Onun için biz sizin huzurunuzda söylüyoruz. Biz her şeyimize, her şeyimiz, vakıflar olsun, mirasımız olsun, şeriat ve kararın çerçevesinde çözmek istiyoruz. Abim de onu istiyor. Abim de diyor, ben şeriat istiyorum. Biz de onu istiyoruz. Onun için bu üç alimi çağırdık. Hepimize yakın mesafede olması hesabıyla ailemizin içinde büyümüştür. Hepsi de çocukluktan yani 60-70-80 senedir ailemizin içindeler. Onların hakemlerinden ve kaç tane alim getiriliyorsa, nasıl getiriliyorsa getirilsin. Bu üç kişinin hakemlerinden de çözmek istiyoruz. Bu üçü zaten imzalayacak bir hükmü biz de altına imza atarız. Kardeşler olarak biz de onun altına imzamızı atarız. Ondan da hayatta ben şeriatim bir hükmü bütün dünyada işte. Bütün hükümleri Allah'a zümşenden doğduğu için o hükümlerden çıkamayız. O hükümlere teslim olmuşuz. Biz o hükümlerin dışına çıkamayız. Onların vereceği bütün hükümlere biz Allah için teslim olacağız ve teslimiz. Onu o şekilde biz bu zatların hakemliğinden onların atacağı imzam biz ben kardeşlerim adına da konuşuyorum. Onun altına imza atacağız.